Sideswipe sezon 6'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Rocket Pass'i inceleyeceğiz. Şu yeni gelen moda bir iki maç atarız. Öncelikle mücadeleleri bakalım. Şuradaki parayı bir alalım. Kapat. Şimdi şöyle bir teker var. Bence çok kötü. Geçiyorum. Şöyle bir şapka var. Troll amaçlı kullanılabilir. Çünkü çok büyük ve çok dikkat çekiyor. O yüzden güzel. Şöyle boost var. Fena değil. Ödüllerde. Bir de şöyle bir banner var. Bu bannerin aynısı Rocket League'de de geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi Rocket Pass'imize bir bakalım. Araba R3 MX. Ben bu arabayı aslında çok tutmuyorum ama seveni var dediler. Ben 10 üzerinden 5 derim bu arabaya. Onun dışında şöyle bir başlık var. Böyle önemsiz şeylere geçeceğim ya. Mesela şu buz fena değil. Tamam mı? Kötü durmuyor. Sonic tekerleği. Bronz hediyeninde ne var mesela? Şöyle teker var. Şöyle bir buz var. Fazla dikkat çekiyor. Fena değil. Onun dışında başka bir şey var mıydı? Şöyle bakamıyorum içine tekrardan. Ha bakabiliyorum. Ha bir de Apex var. Tamam, fena değil yani hediyede. Onun dışında şöyle dikkat çekenden Maverick var. Ki Maverick bence PES'teki şu anlık en iyi araba. R3 MX'den daha iyi. Onu söyleyeyim. Bu Maverick arabası 2018'de Steam dönemindeki Rocket League'de birinci Rocket PES'e gelen bir araba. Sideswipe'a da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onun dışında Apex tekerleği var. Rocket League'de bu limited bir tekerlek. Başka önemli bir şey Blast Ray var, bir boost, fena değil. Haunted Host var, fena bir tekerlek değil yine. Onun dışında Spatial Rift var. Bu gol patlaması aslında Rocket League'de gayet güzel ama Sideswipe'de çok beğenemedim ya. Böyle renkleri falan soluk kalmış gibi geldi bana. Dingo var, Dingo sevdiğim bir araba değil benim ama seveni var biliyorum. Şöyle bir lastik var, bu lastiği de pek beğenmiyorum ben açıkçası. Şöyle bir boost var. Yani boost ortalama diyebiliriz ama çok büyük. Yani çok dikkat çekiyor. O yüzden bunu kullanacakları illaki olur. Ve bence Rocket Pass'teki şu Bay Musan eğer güzelse, aynen Rocket League'deki gibi abi. Şu anlık bence en iyi eşya bu. Bakalım son sırada ne var. Oo, fırtına takibi var. Stormwatch. Gayet güzel. Bu dekal de çok iyidir. Ama bence en iyisi bu ya. Bir de havai fişek var. Bu havai fişeği daha önceden getirmişlerdi ya. Öyle hatırlıyorum da. Neyse olabilir. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama bence en iyisi Bay Musan. Yani Rocket Pass'e 10 üzerinden 6 falan yani. Öyle çok uçup kaçmıyor. Ortalamanın biraz üstü diyebiliriz. Şimdi buradan ısı güdüm diye bir maç aratalım arkadaşlar. Maç aratırken de Nissan Skyline çekişimizden bahsedeyim. Kaçta bitiyordu lan? Ayın 22'sinde bitiyor. Yani 5 günü kaldı. Her platform katılabiliyor arkadaşlar, tamam mı? Takasınız kapalı olsa da katılabiliyorsunuz. Diyelim ki Nissan Skyline var size ve çekişi kazandınız. O zaman size 1000 kredi veriyorum. Aklınızda bulunsun. Detaylar da açıklamada var. Şimdi şu modu bir oynayalım artık. Ha? Bu arada ben bu moda bir kere girdim ısınmak için. Az çok çözdüm. Değişik özellikleri var bu modun, göreceksiniz. Anlatacağım ben de. Bak. Bir kere zaten normal hit seeker ama kalede zıplayamıyorsun abi, öyle bir şey var. Yani diyor ki oyun sana, kalede durma. Of çok güzel gol attık lan. Reset'i aldık orada, tak diye yapıştırdık. Bir de bu oyunda, bu modda şey var abi, diğer arabaları çarpabiliyorsunuz. O da bir bence değişik bir özellik. Bunu yemeyelim. Gol, güzel. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bir de şunu söyleyeyim bu modla alakalı. Bu modu çok fazla oynanmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sizin yeteneğinizi köreltebilir bu mod. Yani sonuç olarak top geliyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece topu karşılıyorsun. Ama şunu geliştirebilir. Topları okuma yeteneğinizi arttırabilir. Hani illa bir şey geliştirmiyor mu derseniz bunu söyleyebilirim. Baksana adam ne yaptı abi. Bak gördün mü, adamla çarpıştım ama golü attım. Güzel. Şimdi bu arada 4-0 oldu, çok iyi. Şu modda aslında var ya, elmasa falan kasılabilir ya. Ben Sideswipe'de daha elması olmadım arkadaşlar. Gol. Sideswipe'de daha elması olamadım. Max plat 4 gördüm. Ondan sonra düştüm. Yani kaç sezondur üst üste plat oluyorum aslında. Harsak plat olduk diyebiliriz. Ve Sideswipe'de elması çıkmak da kolay bir şey değil bence. Yani normal Rocket League'de şampiyon 3 olmak gibi düşünebilirsiniz. Ama en az şampiyonu, şöyle söyleyeyim. Gol mü? Çok güzel okuduk. Bunu yedik. Yedik abi. Adama yazan bir top bu.
Niye onu söyleyeyim? Çünkü kale boş bırakıyor abi. Ya kaleci kalenin çevresinde duracak abi. Bir kişi de atak oynayacak. Bu kadar basit. Bir de şunu fark ettim. Çok fazla gol oluyor. Aşırı fazla. Ya böyle 5-6 farktan bile maç döner bu modda. Güzel 7-2. Tabii şu an silver olduğumuz için tokatlıyoruz. Ve adamlar FF'i çaktı abi. Güzel. Hocam hemen serisinden ana menüye çıkalım. Bir rankımıza bakalım. Gümüş 1, küme 200. Güzel. Aslında var ya hızlıca altına çıkabilirim ya ben. Yani çok hızlı bir şekilde. Çünkü üst üste galibiyetler almaya başladığınız zaman sizi çok hızlı atlatıyor gümüşte. Altına çıkıp sonra plata atıp kendini bu modda elmasa kasılabilir. O Diamond geldi karşıya. Güzel. Adam sezon 3 Diamond, ben sezon 1 Platinum. Ama bu oyunda ben şampiyonla tokatladım, öyle söyleyeyim. Diamond falan sökmez yani. Tabi bakalım, iyi bir Diamond sonra ayrı ama hop, güzel iyi oynadık oraya. Gol mü? Değil. Bunu beni tutmam lazım. Tuttum. Bak şu zıplayamama olayı çok kötü ya. O kalenin içinde. O yüzden kale çevresinde hiç durmayacaksınız bu modda. Bir de bump mekaniği falan da yapabilirsiniz. Güzel oynadı. Yine tuttuk bu arada. Bak, mantığı çözdüğünüzü düşünüyorum arkadaşlar. Kalenin çevresinde. Kalede değil ama. Oğlum çok iyi oynadık lan. Sıfır bulsa aman. Çok tehlikeli. Bak bir de imeleniyor var ya. Yok bunu yerim arkadaşlar, o kadar da değil. Çünkü çok hızlı geliyor, bir de busumaz. Ama gayet iyi taşıdım bir noktada. Sorry diyor. Tamam, sıkıntı değil. Bir de mor gitmeye çalışın. Çünkü kickoff kazanıyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu kimde kanka? Bende mi? Bendeydi. Soru atacağım. Çünkü benim atam topum istedim. Yapacak bir şey yok. Soruyu atalım abi. Adamın da hatası var ama ben büyüklük bize kalsın misali direkt soruyu attım. Bak çok ani imeleniyor ya. Çok ilginç yani. Vurduk. Girmez. Kale boş kanka, kale boş ya. Ah, kale boş. What a play. Ya bir de bu rankta niye böyle oyuncular geliyor? Ben onu da anlamış değilim ha. Benim seviyemde oyuncu geliyor. Bir de bu adamlar premade. Ya abi adamın geldiği gole bak ya. Allah seni bildiği gibi yapsın kankam. Allah. Ya dümdüz geliyor ya. Hiçbir şey yok. Dümdüz. Yapması gereken tek şey şu bak. Şu zıplamaya yapacak. Atamadı abi. Güzel, tam telafi etti. Neyse çok yüklenmeyelim adamı. Adam günde falan değil. Bu sende kanka. Aa, kötü kaldım. Benim hatam. Ya şeyi fark ettim. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Şu kalenin önünde durmayın. Çünkü zıplama hakkınız olmadığı için o sizi mahvediyor. Ama buna bir şey yapamam. Ve çok saçma goller oluyor ya şu koptan. Onun bir çözüm bulmaları lazım. Güzel. İyi tuttu. Beklemiyordum. Ben de. Bak topuma karıştı adam ya. Güzel. İyi gol. Çok iyi abi. İyi sekti. 6-3'ten döner mi? Dönebilir ama bu takımla döner mi? Bence dönmez. Çünkü adam da çok iyi bir oyuncu değil. Ben de şu an kötü oynuyorum. Formsuzum bir tık. Bu bende. Güzel. İyi oynadı. Bak bu oyunları iyi yapıyor. Çok güzel çıkardım. Bu sumaz. Bu çok tehlikeli. Helal lan kankam. Gol. Çok iyi lan. Şu bump olayını getirmeleri var ya, harika olmuş. Çünkü çok güzel oyun döndürebiliyorsunuz. Sevdim yani. Şöyle bir değişik bir kick-off deneyeceğim. Bize yaradı. Güzel. Kanka niye kaleye boş bırakıyorsun ya? Bak abi 3 tane golü aynı şekildeydik ya. İnanılmaz. Adam şey gibi böyle halı sahaya son anda çağrılan eleman olur ya, her fırsatta kaleyi terk eder. Aynı onun gibi oynuyor. Oh çok güzel vurdum lan. Bunu tut kanka. Neyse buna bir şey demiyorum. Tutamayacağı topla. 8-4. Tamam, bir maçı kazandık. FF verdik. Bir maçı da hem ben kötü oynadım hem adam, yani fiyasko bir adam geldi. Onu söyleyeyim. Çok kötüydü yani. Öyle kaybettik. Ama özünde bence çok eğlenceli bir mod ya. Fena olmuş ya. Ben beğendim. Ya bunda kaybetsen de çok tryhard oynamıyorsan kanser olmazsın. Güzel. Buradan bir şey gelir mi lan?
Tık. Olmadı. Sana kanka. Ah be, hoca bitirmesini bir gol atsaydık. Gol girdi bu arada. Neyse, burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni tuşuna basmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda kanala abone değilseniz ve Sideswipe videolarının da devamını istiyorsanız kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Başka Sideswipe videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.